Ben sizden şöyle duydum. Yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Mehdi zamanında gençlerin sıkıntılarının biteceğini, daha rahat, daha huzurlu olacaklarını söylediniz. Bu nasıl olacak? Bundan biraz bahseder misin? Bahseder misiniz? Programda ben buna çok inanıyorum. Bize öğretilen din anlayışıyla Allah'ın bizden istediğinin farklı olduğuna inanıyorum. Doğru. Çok güzel. Ben bazı bu konularda sıkıntı yaşıyor, işin içinden çıkamıyorum. Yardımcı olun lütfen Sayın Hocam. Yağız. Ya benim canlarım geliyorlar. Mesela bağnazlığın ve tutuculuğun kirini almadığı için, mesela bak benim güzelim gözünde bir ışık ve sıcaklık, tertemizlik var. Evet hocam, maşallah. Şimdi bu yobaz olsaydı, yani işin yoksa uğraş. Güzelliğe düşman olur, sevgiye düşman olur. Evet. Dostla iltifat edemezsin, sevgi gösteremezsin, konuşamazsın. Bir şey konuşuyor hemen iddialaşır. Evet. Kavgaya hazırdır. Ağzından kan akar. Kan arar yani. Nefret, öfke. Evet. Ya istersen onun grubundan o, fark etmez. Onun içinde de gruplaşmıştır o. Evet. Kendini ilahlaştırmıştır. Ama Müslüman nasıl oluyor? Kur'an'a tam tabi. Kur'an nurdur. Yani insanı ferahlatan her şey, insanları mutlu eden her şey, dünyayı ışıklandıran her şey Kur'an'dadır. Evet. Ve sahabe dönemi İslam'a, peygamberimizin sünnetine tam ittiba etmek, tam ferahlıktır ve güzelliktir. Bunun sonucunda meydana gelecek gençlik nasıl olacaktır biliyor musunuz? Hiçbir genç ben gördüğüm mutlu değil. Yani bana mutluyum, yani bana bir kişi göstersinler. Var mı? Varsa bak bak hepsi yok diyorlar. Başlarsa yok. Evet hocam. Hepsi mutlu olacaklar. İnşallah evet. Eğer 10 yıl sonra bu dediğim olmazsa bana ne diyorsa desin. Estağfurullah. İnşallah hocam. İnşallah. 10 yıl sonra. Estağfurullah. Bir kere Allah bizi neşeli yaratmıştır. Neşemizi aldılar. Neşemiz geri gelecek. İnşallah. Sevinç geri gelecek. Sanat aldılar. Ya sanatçı yok. Ya eskiden mesela yerli filmler vardı. Onlarda bile bir ruh vardı biliyorsunuz değil mi? Bak onun benzeri bile yapılamıyor şu an. Evet. Ya eski mesela o Çallı'nın falan tabloları var şunun bunun. Evet. Kişilerin yahut Picasso'nun. Evet. Yapılamıyor. Evet. Bitti. Dünyada sanat yok. Çünkü insanların ruhu çekildi adeta. Evet. Mimari bina yapamıyorlar. Güzel bir bina yapılamıyor. Mesela o gotik sanatı şu bu falan değil evet. mi? Evet. Osmanlı sanatı nefis. Evet. Yapamıyorlar. Çünkü aşk kalktı. İnşallah. Aşk gelince sanat gelir. İnşallah. Estetik gelir, bilim gelir. Bilim de yok. Bilim adamlar da yok. Evet, evet. Değil mi? Darwinistleri bilim adamı diye bize göstertiyorlar.